Evet, değerli İmza Üniversitesi izleyenleri, bugün size ilimizin göz bebeği, ikincilik temsilcimiz Zonguldak Kömürspor içinde bulunduğu durum ile ilgili olarak bir değerlendirme yapmak istiyorum. Çünkü sezon başından beri Zonguldak Kömürspor çok kritik günlerden geçiyor. Aldığı sonuçlara baktığımızda ligin küme düşme potasında bulundu. Mustafa Özel'de başlayan antrenörlük serüveni Zonguldak Spor'u 3. ligden 2. lige çıkaran Şenol Demir, Zonguldak Yönelik'ten Şenol Demir'le tekrar takımın başına geçmesiyle gözle görülür bir şekilde bir canlılık meydana geldi. Gerçekten geçen seneki başarılı günleri arar olduk. Taraftarlarımız her hafta takımına büyük bir destek vermesine rağmen maalesef oynanan maçlarda rakiplere karşı alt seviyede oynamamasına rağmen, başa başa mücadele etmesine rağmen gol bölgelerinde yaşanan eksikliklerden dolayı takımımız maalesef geride kalan 13 maçta 10 puan toplayabildi. 10 puanla da ligin dibinde küme potosunda bulunuyor. Bu anlamda gerçekten takımımızı şaha kaldırmak adına taraftarlar elinden geleni yapıyor, yönetim elinden geleni yapıyor. Bu hafta da çok önemli bir maça çıkacağız. Önümüzdeki pazar günü ligin güçlü takımlarından şu anda 26 puanda playoff potasında bulunan Bucaspor'la mücadele edeceğiz. Bucaspor gerçekten güçlü bir takım, istikrarlı bir takım, her sene sürekli playoff'a oynayan bir takım görüntüsünde. Bu anlamda bizim bu hafta onlarla yapacağımız maç gerçekten takımımızın üst kısımlara tırmanma adına veya alttaki kritik bölgeden kurtulma adına önem taşıyor. Bu anlamda imza meselesi olarak ben de sürekli Zonguldakspor'un hakkında olumlu veya olumsuz bütün tabloyu ben değerli izleyenlerle paylaşıyorum her hafta. Bundan sonra maç öncesi ve maç sonrası da bu tür kritikleri yapacağım. Şu anda diyeceğim tek önemli husus tüm taraftarlarımızın bu önemli maçta her zaman olduğu gibi tribünlerde yerini alması alacağını da inanıyorum. Çünkü geçen hafta Eskişehir'de 3-2 öne geçmesine rağmen, güzel futbol ortaya koymasına rağmen 82. dakikada 7 goller maalesef maçı 1 puanla kapattı. Ancak deplasmanda alınan 1 puan da iyidir. Fakat bizim şiddetle puanlara, 3 puanlara ihtiyacımız var. Özellikle kendi sahamızda çok yenilgiler aldık. Bundan sonra kendi sahamızda yenilmememiz lazım. Kümede kalmamız adına önümüzdeki maçlara güvenle bakmadan kendi sahamızdaki maçları mutlaka kazanmamız lazım. Bu anlamda Bucaspor maçında inşallah futbolcuları da takip ettik, baktık. Şenol Demir hocamız da yaptığı açıklamalarda tüm oyuncuların maça 3 puan için kilitlendiğini, son haftalarda oynanan başarılı futbolu bu maçta da gösterip galibiyetle sahadan ayrılacağına söyledi. Biz de onun sözüne inanarak, futbolcularımıza güvenerek güzel futboldan bir kişilik değil artık, iki kişilik değil, üç kişilik bir futbolcunun üç kişilik mücadele etmesi lazım ki böyle bir güç takımına karşı başarılı olalım. İnşallah Ankara Demir maçında oynanan inanılmaz derecedeki müthiş futbolun devam etmesi halinde, Bursa deplasmanında da oynanan futbolun devam etmesi halinde Buca'yı yeneceğimize ben de yürekten inanıyorum. Bu anlamda takımımıza başarılar diliyorum. Bir de bu programda maç sonrası yapacağımız kritikleri de sizleri böyle göğe çıkartarak inşallah tabii ki dileğimiz o. Bu anlamda yorumlara devam edeceğiz. Size başarılar diliyorum. Ayağınız düz bassın. Her vurduğunuz gol olsun diyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.